Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 1 Eylül Çarşamba günündeyiz. Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza Uğur Meleke hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Çok yoğun bir gündemimiz var bugün. Dolu dolu program. E, malumunuz Avrupa'da transfer dönemi tamamlandı. Bizde bir haftamız daha var. E, sonrasında e, takımlardan haberler var. Transferleri konuşacağız. Takımları konuşacağız. İstatistiklerimiz var. İlk üç hafta ortalamaları çıkardık. Dünkü gibi bugün de değerlendireceğiz. Milli maç bugün milli takımımız, amirli futbol takımımız e, bu akşam sahaya çıkacak Karadağlı. Ondan sonra iki karşılaşması daha var. E, onları da değerlendireceğiz. Dün e, teknik direktör e, ee, Şenol Güneş'in açıklamaları vardı bu minvalde. Ayrıca e, dün akşamda voleybol, kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda mü, mücadele ediyor. Karşısına kim çıkarsa çıksın devirerek devam ediyor. Romanya ee, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve grupta son olarak Hollanda'yı mağlup ederek ma hatırlayacaksınız grubu lider bitirmiştik çeyrek finalde e önce sekizli finallerde özür dilerim Çek Cumhuriyeti'ni yine 3-0 e 3-1 mağlup ettik ve çeyrek finalde dün akşamda Polonya ile karşı karşıya geldik e 3-0 kazandık setleri 25-18 25-14 ve 25-23 kazandığımızı hemen hatırlatalım yine net bir galibiyet olduğunu belirtelim maç boyunca çok iyi servis attığımızı ifade edelim karşılaşmada. ilk sette 5 servis sayısı direkt ace. ikinci sette 3 ve son sette de 2 ace'imiz var ki son set biraz daha çekişmenin, mücadelenin, Polonya'nın biraz daha direncinin fazla olduğu bir karşılaşmaydı. İyi servis attık ve iyi karşıladık. İyi servis atarken biraz hata da yaptık. Tabi 11'de hata sayısı verdik servislerden. Onu da belirtelim izleyicilerimize. Ancak blokta mesela 8 hatamız var ama o kadar şeye rağmen zaman zaman hata yapmamıza rağmen Polonya'nın hiçbir zaman oyun içerisinde var olmasına ya da bir geri dönüş yapmasına müsaade etmedik çünkü çok ama çok iyi hücum ettik. İlk sette 14, ikinci sette 19, üçüncü sette 18 hücum sayısı aldık. Rakibe ise sadece son sette çift taneli sayı üretme şansı verdik. Yani üçüncü sette 25-23 biten sette çift taneli sayı üretme şansı verdik. Ebrar Karakurt maçta 20 sayıyla açık ara en skorer oyuncumuz oldu. Eda Erdem Dündar 12, Hande Baladın 11 ve Tuğba Sarıoğlu 10 sayıyla çift tanelere ulaştılar. Polonya'da ise Magdalena Stajsiak 14 sayıyla hem kendi takımının en skorer ismi hem de kendi takımında çift tanelere ulaşan tek sporcu oldu. Şimdi peki yarı final maçı ne zaman? 7'de 7 yaptık. Yarı final maçı ne zaman? Yarı final maçı 3 Eylül'de Sırbistan'da Belgrad'da oynanacak. Bugün çeyrek finalde Sırbistan Fransa karşılaşmasının rakibi yarı finalde millilerimizin kızlarımızın rakibi olacak. Yarı finalin diğer ayağındaysa daha önce grupta karşılaştığımız ve yendiğimiz 3-0 yendiğimiz Hollanda var. Hollanda'nın rakibi de bugün belli olacak. Onlar da İtalya-Rusya çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 3 Eylül'de söylediğimiz gibi yarı final. Ondan sonra da final inşallah e, Sırbistan e, ev sahibi Sırbistan ve Fransa karşılaşmasının rakibiyle yarı finalde oynayacağız. Ondan sonra da inşallah final yapacağız. Tebrik ederek başlayalım. Her zaman zirvede Kadın voleybol takımımız her zaman zirvede. Oynadıkları her turnuvada gerek kulüp bazında gerek e, milli takım bazında her zaman zirvedeler. Her zaman yüzümüzü güldürüyorlar. E, tebrik edelim. Başarılarının devamını dileyelim. 3 Eylül'de de yine herkes ekran başına kilitlenecektir. İnşallah o maçı da kazanacağız diyelim. Ve bugünkü gündemimize başlayalım. Uğur Bey. Önce Galatasaray diyorum. Bir son dakika gelişmesi geliyorum. var galiba altta yazıyor. Ha, Fenerbahçe hemen ondan notlarımız arasına ekleyelim. Fenerbahçe e, Mauricio Lemos'u Berşat'a kiraladığını açıkladı demiş. Şuradan bir kiralık oyuncu daha. Lemos. Detaylar geldikçe değerli izleyenler. Belçika Ligi ile onu da paylaşırız. o transfer bağı her geçen gün güçleniyor. Samat dün e, Avrupa'da transfer dönemi bitti. Malum Samat da gitti. Antwerp'e Zanka gitti. yine Antwerp'e. Nabil Dirar, Caner Erkin ve Steven Colker'ın kulüp aradığı belirtiliyor. Yine hocanın düşünmediği ve kulüp aradıkları belirtiliyor ifade ediliyor. E, bu mimarlı e, bu arada Lemos'u da e, kiralık olarak gönderdi ve kadrosunda yer açmaya çalışıyor Fenerbahçe. Hepsini değerlendireceğiz. Dediğimiz gibi ya da önce madem hani son dakika geçmesi Fenerbahçeden geldi Fenerbahçe'ye mi başlayalım acaba? Nasıl tercih ederseniz. O zaman e, sabah gazetesinden gelsin ekranlara değerli izleyenler. Samat da artık rakip. Fenerbahçe Samat'ı UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Belçika ekibi Antwerp'e gönderdi demiş. Yine bir aynı az önce de söyledik. Samat'ın sözleşmesinde 4,5 milyon euro satın alma opsiyonu yer aldı. Ancak bu madde zorunlu değil. Fenerbahçe'de ha burada yazıyormuş zaten bak. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Dirar, Caner Erkin ve Steven Kolker'ın kulüp arayışları sürüyor. Dirar Kasımpaşa ile temas halinde. Caner Erkin Çaykur Rizespor Kulübü ile pazarlıkta. Sarı lacivertlerin sezon başı Alanya'dan aldığı ancak Pereira'nın sistemine uymadığı için kadro dışı kalan Kayseri Kayserispor yönetimiyle masada olduğu ileri sürülüyor, belirtiliyor. Bir en, başlıkta en iyi dönemini zaten Belçika'da geçirmişti. Samat'ta. Evet. 2016-2020 arası Genk Forması giyerken Genk'in de Şampiyonlar Ligi'ne kadar yükseldiği o parlak döneminde hem Belçika Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde de etkili işleri imza atmıştı ki o Şampiyonlar Ligi performansı onu büyük takımlara karşı gösterdiği Şampiyonlar Ligi performansı onu Premier Ligi'ye taşıdı. Aston Villa'ya taşıdı ama bir özgüven oyuncusu. Özgüveni zayıf olduğunda performansı çok ciddi biçimde düşüyor. Yani performans aralığı geniş, özgüveni yüksek olduğunda iyi hissettiğinde... 8'lik 9'luk maçlar oynarken Özgüven düşük olduğunda çok sıradanlaşıyor. Çok vasatlaşıyor. Ve top tutamayan sana herhangi bir güven vermeyen takım arkadaşlarına pas opsiyonu olarak gözükmeyen görünmez bir oyuncuya dönüşüyor maalesef. O yüzden onun tekrar Özgüven yakalaması için kendi kariyeri açısından belki de kendini iyi hissettiği Belçika gitmesi doğru olabilir. Çünkü iyi işleri orada yaptı. Orada saygı görüyor. Orada yıldızlaştı. Orada parladı. Belki de Antwerp, e, Antwerp'te değil mi? Antwerp'te, Antwerp'te tekrar kendini bulacaktır. Vedat Muriç aşkı. Golcü arayışındaki Fenerbahçe eski yıldızından vazgeçmiyor. Lazio'daki geleceği tartışılan Kosovalı için tüm şartlar zorlanıyor demiş. Hemen altta ufak bir kutucuk olarak son iddia Nico Schulz onu da görüyorsunuz. Kolosinaç transferini bitiremeyen Fenerbahçe için yeni bir sol bek iddiası ortaya atılmış. Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Nico Schulz'la ilgilendiği ileri sürülmüş. 28 yaşındaki Nico Schulz ile Fenerbahçe'nin Şimdi gelenler gidenler grafiğimiz. Ha, peki bir izleyicimiz yazmış. Buyurunuz hemen bakalım. Ne demiş izleyicimiz? Ben. Mehmet Bey diyor ki Mehmet Üge Falcao'da Samat'ta da ilk geldiğinde herkes çok sevinmişti. Ama gittikleri için herkes seviniyor. Acaba sorun biraz da bizde olabilir mi demiş. Büyük planda evet ama hikayeler birbirinden farklı. Falcao Monako'daki 3 sezonda yani Galatasaray'a gelme önceki son 3 sezonda 120 maç 70 gol istatistiğiyle geldi. 3 sezonda 40 maç ortalama 23 gol ortalama. Yani bu istatistik etkileyici bir istatistik. Oradan da Monako'da sezon bitti. Copa Amerika'ya gitti. Kolombiya milli takımının kaptanıydı. Kolombiya milli takımıyla 5 başın 4'ünü de oynadı. Çeyrek finale gittiler. Çeyrek finalde penaltılarla elendiler. Yani yüksek itibarla oynayarak düzenli oynayarak yani sakatlık problemi çok fazla yaşamadı. Evet ufak tefek sakatlıkları vardı elbette ama 3 sezon 120 maçla geliyordu ve 70 golle geliyordu. Şimdi Falcao transfer olduğunda Galatasaray'ın böyle bir oyuncu aldık diye iyi hissetmesi çok garip sayılmaz ama Galatasaray'da Falcao hikayesi ne oldu? Sakatlıklarla çok fazla bölündü. Evet. Başka türlü fal bunun için yapabileceğim bir şey yok. Yani oyuncunun sağlığıyla ilgili problem. Samat da Samatta Samat da başka e, Belçika Ligi'nde çıkış yapmış. Premier Ligi'ye gitmiş. Premier Ligi'de yarım sezon kendini gösterememiş olabilir. Premier Ligi çünkü çok zor bir ekosistem. Oradan gelmiş. Yine diyorsun ki Belçika Ligi Türkiye Ligi'ne ayar olarak daha yakın. E, Belçika Ligi'nde bu işleri yaptıysa Türkiye Ligi'nde yap yapabilir. Özgüven oyuncusu. Premier Ligi'de istediği ortamı, habitatı bulamamış. O da fena bir transfer gibi gözükmüyordu. Yani şimdi olmadı diye geriye dönüp eleştirmek çok kolay. Ama o günün koşullarına dönmek lazım. O günkü hissiyatı Falcon'da, Samad'dan da olumluydu. Ama Samatta Falco adam farklı olarak sağlık sorunları değil, özgüven sorunları bence. Samatta özgüvenini kaybettikten sonra çok sıralanmış. Fenerbahçe'de ilk maçında iki gol atmıştı bu adam. Çünkü özgüveni yüksekti. Ama yavaş yavaş yapamadıkça düşüyor. Biraz mental destekle acaba tamir edilebilir miydi? Mesela sosyal hayatında mutlu muydu? Arkadaşı var mıydı? Akşamları nereye gidiyor? Ailesi mutlu mu? Bunları merak ediyorum ben bu tarz oyuncularda. Çünkü yeni bir ülkede e, bütün özetledi. sorunu mental bakıyorsun ki mental durumu düştüğü için fiziksel durumda düşüyor. Yapabileceklerini yapamaz hale geliyor. Sadece belki orada problemi kendimizde arayabiliriz yani. Çünkü o detayları bilmiyorum. Bu şey konusu e, özgüven meselesi. Şimdi şöyle düşünüyorum kendimi. Empati yapıyorum. İşler iyi gitmeyebilir. Canın sıkılabilir. Ya Ama yine de bir noktada iyi yaptığın şeyleri bilirsin. Ve yapmaya canın sıkkın da olsa yapmaya devam edersin. Bir diğer olayın diğer boyutuysa ya bu adamlar beni zaten istemiyor. Samat ya da Falka üzerinde söylemiyorum. Zaten beni istemiyor. Benim yaptığım kariyerim, yeteneğim, becerim de ortada. Ben de ne uğraşacağım? Şimdi ikisini aynı şeye değerlendiriyoruz? Özgüven eksikliği. Bir tanesi özgüven eksikliği değil. Bir tanesi küskünlük demek lazım değil mi? O motivasyon departmanı. Acaba hangisi? Ya bak zaten beni gönderecekler. Kulüp arıyorlar vesaire falan bu Samad'da kadar da, düşmesi da bence özgüven eksik. Laiç de dediğini olabilir. Bir oyuncunun bu kadar düşmesini de ben anlayayım. Gerçekten anlayayım. O bahsettiğin diğer e, problem Süskünlük departmanı tamam. departmanı. Yani gerekli çabayı göstermeme. <laughs> Laiç departmanı. Evet orada e, olması gereken asgari motivasyon unsuruna sahip olmama. Orası Laiç departmanı ama Samat da bence özgüven eksik. Samat'tan isteğini tutkusunda çalışmasında bir eksik olduğunu sanmıyorum. Hoca zaten 11'e koydu onu sezon başında. Antrenman performansa bakarak. Ama saha içinde yapamadıkça, tribünler homurdandıkça bunları duyan ve bunların etkilenen bir oyuncu. Bu çözülemedi. O da bizi senin söylediğin gibi mental desteğe. Belki denemişlerdir, başaramamış olabilirler. Olabilir. olabilir. O da muhakkak muvaffak olacaksın diye bir kaydı yok. Grafiğimiz gelsin ekrana. Gelenler gidenler grafiğimiz Fenerbahçe'de. Bir hoca zaten Vitor Pereira teknik direktör olarak geldi. Burak Kapacak kanata destek olarak Ağzından dün de konuşmuştuk. Steven Colker takımda istenmediği e, belirtiliyor, ileri sürülüyor. Çağatay Kuru Kalıp, Serdar Dursun, Emir Ortakkaya, Kim Minje ve Diego Rossi son olarak haberler çıkmıştı hatırlarsınız. Daha resmi olarak açıklanmadı. Evet e, Türkiye'ye geldi. Kemal Ademi, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Ömer Beyaz, Papi Sisse, Barış Oğuzkan, Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, e, Lemos ve Frey, Tiam ve Samat'la da takımdan ayrılan kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılan oyuncular oldu. Evet Fenerbahçe e, bu hafta sonu ilk 11'inde sadece tek bir yeni transferi vardı. Kim Minje. Bu kez yani geçtiğimiz 3 sezondan farklı olarak dönüşümü oyuncu kadrosunda değil daha ziyade teknik adam ve formasyon departmanında yaptı. Enteresandır. Hemen hemen aynı oyuncularla 11'de 10 geçen sezon oyuncularla başka bir takıma dönüştü. 3-4-2-1 tabii çok etkiledi. Şimdi Gökhan Caner gitti. Geçen sezonun as bekleri. Şimdi o kanat beki oldu ama o pozisyonlarda Nazım Ferdi oynuyor. Nazım Ferdi zaten bu takımda vardı. Üstelik Ferdi sol bekin alternatif bile değildi. Sol bekin alternatif bile Novak'tı. Yani sol bek geçen sezon Caner Novak'tı ikili. Bu sezon dörtlünün solu olarak Ferdi oynuyor. Sağ bek Gökhan da alternatif Nazım'dı. Bu sezon Nazım oynuyor. Vito Pereira dışarıdan değil daha çok içeriden transferlerle ön plan çıktı. Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer dönemindeki sanırım tarifini öyle yapabiliriz. İçeriden transfer sezonu oldu. Şimdi ideal 11'inde geçen sezon ideal 11 ile bu sezon ideal 11'ine karşılaştırdığı zaman 4 ya da 5 oyuncu aynı. Altay aynı. salaya aynı. Sosa Emre döneminde Emre Belözoğlu döneminde evet oynuyordu. Valencia var. Onun dışına bakıyorsun. Tisseran içeriden transfer. Tisseran zaten bu takımın oyuncusu. Yok. Doğru. Ferdi içeriden transfer. Doğru. Nazım İçeriden transfer. Gustavo son dönemde formasını kaybetmişti. İçeriden transfer. Muhammed içeriden transfer. Kimince dışında Pereira transferleri içeriden yaptı. Tasımı içeride buldu ve 5'te 5 beş yaptı. O yüzden Fenerbahçe'nin transfer dönemi biraz öyle. Bu sezonu öyle özetlemek lazım. İçeriden transfer dönemi. Peki dış transferden ne yaptılar? Ee, Galatasaray'da Fenerbahçe'de e, ciddi bir gençleştirme operasyonu var. Zaten Emiri, Çağatay'ı, Burak Kapacay falan saymıyorum. 20 yaşların altında veya biraz üzerinde oyuncular transfer ediler, takviye ettiler. Diego Rossi yine genç bir oyuncu. 23 yaşında. Sol kanat pozisyonuna takviye edildi. Kim Minje yine genç bir oyuncu. 24 yanılmıyorsam stoper pozisyonuna takviye edildi. Ve bunlar oynayacak. Oynayacak oyuncular. Ee, uzun vadeli transfer planlaması açısından bu sezon kulüplerimizin daha doğru hamleler yaptığını söylememiz lazım. Bu Son iki yıldaki 30 yaş üstü transfer rüzgarı biraz dindi. Bu sezon Galatasaray'da işte Victor Nelson, Fenerbahçe'de Kim Minje, yine Galatasaray'da e, Morutan, işte Fenerbahçe, Diego Rossi bakıyorsun 20-25 yaş aralığında yapılıyor büyük yatırımlar. Bana faydalı gibi geldi. Faydalı transfer dönemi geçiyorlar gibi geldi. Uğur Bey e, şeye başladım biliyorsunuz. Futbol Taktikleri Tarihi kitabı evet, Jonathan, Jonathan. Wilson'ın. Ben yeni başladım da okuyanlar anlayacaktır ama okumayanlara da buradan tavsiyede bulunalım. Bu taktik işleri ne kadar etkili olduğu tamamen tarihsel verilere dayanarak 1920'li yıllara kadar giderek bir araştırma yapmış. Sağdaki dizilişin ne olduğu, ne olmadığı, ne beklenmesi ya da ne beklenmemesi gerektiği konusunda. O yüzden bu noktada transfer de. Yani taktik diziliş aslında özetle baktığın zaman çok bir genelleme yapmayalım ama büyük oranda etkili bir faktör sağdaki diziliş ama elindeki yeteneğe göre etkili bir faktör. Yani aslında sizin hep söylediğiniz gibi şey değil, kural değil, kitap değil, kanun değil. Elindeki yeteneğe uygun, beceriye uygun oyuncularla yapılabilecek bir makul. Çünkü aslında mesele 11 şey diziliş değil. Mesele o dizilişin bir bütün olarak hareket edebilmesi. Taktikte buna götürüyor seni, hizmet ediyor. Dolayısıyla transfer çok büyük önem taşıyor. Transferde doğru adımların atılması. Yani böyle flash transferlere dünyaların parasını vermek değil. Barcelona'nın yıllarca yaptığı gibi altyapısından sol bek oynayacaksa sol bek, sağ bek oynayacaksa sağ bek, kanat açık, orta her neyse. Nerede oynayacaksa yıllarca altyapıda orada oynadıktan sonra buradan alıp buraya sanki hiçbir şey olmamış gibi hiçbir değişiklik yaşamadan pat diye koyabilmesi işte başarının sırrı bu. Altyapının önemi bu, transferin önemi bu. Onu da hatırlatmış olalım. Ee, bir başlığımız daha var Fenerbahçe'den. Hürriyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Hiç kimse Fenerbahçe'yi esir alamaz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç gitmek isteyen oyuncular için sert konuştu demiş gazete. Başkaları da böyle davranırsa, pardon bir şu şeyde e, yuvarlağın içerisinde. Önce kalacağım dedi ardından maaşının iki misli para istedi sözünü de burada görmüş. Ali Koç'un başkaları da böyle davranırsa yüksek teklif gelse de Mayıs'a kadar oturur. Fenerbahçe Başkanı şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun yaratan futbolcular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. Birisi için hatırı sayılır bonservis, al bonservis alıyorduk gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti. Fakat tavrı kabul edilebilir değil sözlerini başlık ve başlık altında görmüş. Biz sakin bir şekilde telkinlerde bulunduk fakat önce ben kalacağım gitmem dedi. Ardından maaşının iki misli paralar talep etti. Geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde. Böyle davranan başkaları olursa devre arasında nasıl teklif gelirse gelsin Mayıs'a kadar oturur. Çift yönlü ilişki birkaç arkadaş iyi düşünsün bu iki taraf için de kaybet kaybet senaryosudur. Ancak kimse koca kulübü de esir alamaz. Kadro dışı kalan oyuncular kısmen yönetim, kısmen hoca kararıydı. Bunların futbolun doğasında, bunlar futbolun doğasında var. Bunların her biri emek sarf etmiş oyuncular. Diego Perotti ile alakalı olarak da Avrupa'da birçok, e, özür dilerim birkaç kulüple konuşuyor. Bizimle olan sözleşmesi de her türlü feshedilecek demiş ama Diego Perotti'nin sözleşmesi ilk yapıldığı zaman da yanlış hatırlamıyorsak Ali Bey de Ali Koç da açıklamıştı. E, oynadığı kadar alacaktı değil mi? Öyle demişlerdi. Yani o anlamda Fenerbahçe herhalde zarar olarak, maddi olarak e, zararı düşük ya da az olan oyunculardan birisi de tahmin ediyorum. Ama kadroda yer tutuyor nihayetinde. Şüphesiz. Fenerbahçe kulübü başkanının da net mesajları var. Artık kimi kastedtiğini e, bilmiyoruz. Şuradan bakayım atladığımız bir şey var mı? Lemosu da gönderdi dedik. Fenerbahçe'de e, Japon oyuncunun gelişi Morita. biraz e, gelişi biraz sıkıntıya girdi diye yazılmıştı, e, çizilmişti. E, yine orta saha için başka beklentileri, başka arayışları olduğu belirtilmişti Fenerbahçenin ama Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Bizde de 8'inde e, yani sonunda eş büyüklükte bitti. Ericek. Bazı liglerde bugün son. Ama şeyden alabiliyoruz. Bizde evet. devam ettiği için yurt dışından yine oyuncu alabiliyoruz. Kulüplerimizin arayışı bu minvalde devam ediyor. Aynen öyle. Bizde de 8 yılda kadar zaten uzatıldı. Rusya'da sanırım mesela birkaç gün farklı. Bazı Avrupa'nın orta sınıf liglerinde bugün son. Ama Avrupa'nın 5 büyük ligi dün gece yarısı itibariyle bitti. Geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da sabah gazetesinden geliyor ekranlarınıza Mustafa Muhammed gitti geldi. Evdeki hesap çarşıya uymadı, Mısırlı forvet Fransa'dan döndü. 23 yaşındaki golcünün Zamalek'ten 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanacağını bildiren Galatasaray, Bordo ile 7 milyon euronun üzerine el sıkıştı ancak Mısır kulübü parasını hemen isteyince bu transferi engelledi demiş. Niye peki engellemiş? 4 ee, milyon euroluk payını hemen istiyor, hemen benim param verin diyor. E bu durumda da Bordo hemen ödemiyor öyle mi? Galatasaray Zamalek'e ödemeyi yapmalı ki herhalde o kontrat sürecine geçebilsin. O yüzden bozulmuş ama bu enteresan bir transfer süreci de gerçekten. Galatasaray için son gün bugün Avrupa Ligi'ne kadro listesi verilecek. Bugün Tabii mü ki. yarın mı? İkisi değil miydi? Biri Gece miydi? yarısı. Gece yarısı. Ee, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için gruplarda kullanacakları kadro netleşmiş olacak. 850'ye kadar yerel transfer dönemi devam edecek ama o tarihte tescil ettiğin oyuncuyu ligde kullanabileceksin. Dolayısıyla şu anda Galatasaray işte Falcao ile e, ayrılık sürecinde Mustafa Muhammed ile de ayrılsaydı elinde klasik Santifor olarak anladığım kadarıyla Cagni ile Halil Dervişoğlu kalacaktı. Halil Dervişoğlu ile kiralık sözleşmesi yapıldığına göre ki e, gerek e, Avrupa Ligi'ndeki grubun zorluğu göz önüne alındığında e, gerek 3 cephedeki yarış göz önüne alındığında yetersiz gibi görünüyordu bu sayı hem sayısı olarak hem teknik olarak. Mustafa Muhammed'in kalması bir bakıma Galatasaray'ın lehine olmuş gibi duruyor İşin bir boyutu bu İkincisi de Mustafa Muhammed 4 milyon euroya transfer edilmiş Büyük bir potansiyel Evet şu anda Performans olarak verim olarak Geldiği günkü seviyesinde değil Ama neler yapabileceğini biliyoruz Türkiye'de neler yapabileceğini gösterdi Bu kadar kolay vazgeçilmesi de bana garip geldi Peki tam söylediğiniz yerde Gazeteden şu başlığı okuyayım Tabii. müsaadenizle Gözden düşmüştü İstanbul'da özel hayatına dikkat etmeyen Mustafa Muhammed son dönemde hocası Fatih Terim'in gözünden düşmüştü. Cagne birinci golcü olunca yedek kalmak istemeyen Mısırlı Forvet başka bir takıma gitmek istedi diye yazmış Sabah gazetesi. Anlıyorum bunların doğru olabileceğine de ihtimal veriyorum. Tabii ki bilgim yok. Sosyal hayatı belki çok düzenli olmayabilir olabilir. İstanbul'a gelen birçok oyuncu, hele de e, İstanbul'dan daha zayıf gece hayatı olan bir kentten geliyorsa İstanbul onlar için çok ışıltılı olabiliyor. Evet yedek kalmayı da sorun diyebilirler ama dünyada yedek kalmayı sorun eden ilk oyuncu Mustafa Muhammed değil. Son oyuncu da Mustafa Muhammed olmayacak. Yedek kalmayı sorun nedeni yani hemen markete koymak mı doğrusu? Yoksa hani diyalog kurmak, uzun vadeli e, planlamalar yapmak, Cagney ile aralarında Mustafa Muhammed'in 7 yaş falan var yanılmıyorsam. Uzun vadede Galatasaray'ın faydalanıcı adam Cagney mi, Mustafa Muhammed mi? 6-7 yaş var aralarında. Yüzde yüz haklısın. Bir de eğer sebep buysa da çok uzamamış mı? Ya yani gelmiştir İstanbul'a hakikaten dediğin gibi kendini kaptırmış olabilir vesaire. İstanbul'da öyle bir şey. Çözülebilir bunlar. Yani yani ki Fatih Hoca'nın kariyerinde ilk kez yaşanmıyor ki bunlar. Yani bir sürü efsanevi hikayesini duyarız biliriz. Galatasaraylı futbolcular gece eğlenmeye çıkarlar. Ondan sonra hesabı isterler. Hesap gelir Fatih Hoca tarafından ödendiğini öğrenirler mesela çok kendine özgü yöntemleriyle zaten zaman içinde bu sorunları çözmüştür Fatih Hoca. Hatta bu sorunları çözmede usta oldu söylenir. Hep etrafı hatta kendisi de zaman zaman bunu dile getirir. Dolayısıyla Mustafa Muhammed evet böyle bir sorun yaşamış olabilir ama genç genç bir insan yani 23 Neler yapabileceğini aynen söylediğin gibi çok güzel gösterdi. Gösterdi. Türkiye'ye ilk geldi. Potansiyelini gibi. ortaya koydu. Evet şu an verimi düşük. Ama artırılabilir. Yani verimi düşük her oyuncuyu gözden çıkarıp yenisiyle değiştiremezsin. Bu kadar çok iyi oyuncu yok piyasada. Hele bu market değerine. Yani 4 milyon euroya satın alma opsiyonu var. Bence yüksek potansiyelli bir oyuncu. O yüzden belki de bu transferin son gününde yaşanan hayırlı olmuş olabilir. Vazgeçmiyor. Için. Bu kadar kolay vazgeçmek lazım. Kolay bulmuyorsun iyi oyuncuyu. Hele Süper Ligi öyle kaliteli oyuncu sürekli gelmiyor yani. Her gün gökten yağmıyor. Aynı sayfadan iki başlığımız daha var Galatasaray cephesinden. Değerli izleyenler Dervişoğlu yeniden aslan. Fenerbahçe devreye girdi demiş gazete ancak Halil tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Galatasaray 21 yaşındaki golcüyü bir yıl daha kiraladı. Şuradan bakıyorum. Evet, 1,5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuyla bir yıl kiraladı diyor gazete Galatasaray için. Genç oyuncunun maaşının ise 8 milyon lira olacağı ifade edildi ve varan 3 en altta görüyorsunuz Falcao İspanya'da dün müydü e, gazeteden okuduk git de evet. nasıl olursa olsun git diye Falcao için bir başlık atılmıştı. Değerli izleyenler şöyle yazıyor. Galatasaray'ın gözden çıkardığı Radamel Falcao İspanyol ekibi Raya Vallecano'nun yolunu tuttu. 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın maaş yükünden kurtulmak ve yabancı kontenjanını açmak isteyen Sarı Kırmızılıların oyuncunun sözleşmesini 3 milyon euro karşılığında feshettiği öğrenildi. Transferi Marka gazetesi de duyurdu. Eylül 2019'da Galatasaray'a gelen Falcao 43 maçta 20 gol attı, 3 asist yaptı. Kolombiyalı bu sezonsa 3 karşılaşmada sadece 25 5 dakika süre aldı. Galatasaray için olduğu kadar böyle bir kariyerde oyuncu için de aslında kötü bir dönem olduğunu söylememiz lazım. Birçok sakatlık, performans yok. maçlarda oynayamadı. Ve şimdi şöyle bir kurgu yapabilir miyim tamamen Karine ile? E, kurtulmak istiyor. 3 milyon euro karşılığında feshedilmiş. Yani oyuncu da gitmek istemiş değil mi? Yani yoksa ben paramı isterim sözleşmeden kalan. Yani sıkıntı çıkarmak ya da pürüz çıkarmak istese bunları yaşadık gördük. Olabilirdi. Belli ki oynamak istiyor. Belli ki gitmek istemiş. Beşiktaş'ta yani Douglas'la Lens hikayesinde çok anılıyordu bu. Gerçi evet. Lens sorun çözüldü ama hani anılıyordu ya orada. Oyuncular gitmeyi de tercih etmiyor. Ve yüksek maaşlarını almaya devam etmek istiyor. Herhalde ya oyuncu da orada bir kolaylık sağlamış. Lens yani. ve Douglas özelinde, özellikle Lens özelinde söylüyorum. Umarım bunlar kulüplerimize ya da gelecekte kulüp yönetecek profesyonellere net bir şekilde ders oluyordur. Evet çözülmüş ama Lens sorunu anladığım kadarıyla. Böyle... Ama ciddi bir sorun yaşadılar tabii. Yani bir, bir, sene değil, iki senedir oluyor. Şimdi Falcao transferinden bir kez daha artık Falcao hikayesi bitiyor gördüğüm kadarıyla. Belki son defa şunu söylemeliyim. Transferin külliyen yanlış olduğunu düşünmüyorum. O günkü transfer koşullarına döndüğün zaman Monaco'da düzenli oynayan, kaptanlığını yapan Monaco'nun 3 sezonda 120 maçı 70 golü sile gelen değerli bir sporcuydu. İyi bir sporcu. Kötü bir profesyonel değildi hiçbir zaman. Ama Galatasaray çok sağlık sorunu yaşadı. Yani ya bir ee, kronik ise bu sağlık sorunları belki doğru test edilememiştir. Bunu bilmiyorum. Bu, bu konunun uzmanı değilim. İki, şanssızlık. İkinci ihtimalle şanssızlık. Belki de bu sorunları Galatasaray'da yaşadı. O yüzden Falka hikayesi çok beklendi gibi olmadı. Halil Dervişoğlu'na gelince o bizim tabii milli futbolcumuz. Halil'in çünkü e, meselesine sadece Halil'in seçtiği takım penceresinden bakmıyorum. Halil'in oynamasını isterim. Bizim milli takımın Santrfor'u. Euro 2020'ye gitti. Bence doğru da bir karar verdi. Önce Brentford'da denedi. Ivan Toni zaten orada efsanesi, yaşayan efsanesi. Doğal olarak oynuyor ama çift santrifor da oynasılar. Thomas Frank, değerli menajerleri. Yine orada Halil'i tercih etmedi. Artık kulübede de bir santrifor var. Markus Fors, Finlandiyalı ki Halil'in yaşıtı. Belki de orada e, rotasyonla Marcus Fors'un önünde olduğunu hissediyor bir Halil. E, o zaman da 3. 4. santrifor konumuna düşüyorsan beklemenin de alemi yok. Yani Premier League'de oynar mıyım diye herhalde denemek istedi şansını. Ama hiç dakika vermedi daha. Dakika verecek gibi de değilse, böyle hissetmiyorsa Halil Doğru e, bir oynayabileceği şey. yere Türkiye'ye rotasını yöneltti. Fenerbahçe ve Galatasaray opsiyonları doğmuş dün. Ali Koç zaten açıkladı. Hani bon servisini alsaydık biz alacaktık ama kiralama yoluyla gelecekse oyuncunun tercihi Galatasaray oldu dedi. Halil'in oynaması tabii ki bizim dileğimiz. Galatasaray'da gelenler ve gidenler tablosu ekranda bayağı e, hareketli bir şey oldu. Transfer dönemi yaz transfer dönemi oldu Doğru. Galatasaray için. Chicaldao, Nelson, Saşa Boyi, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu. En son gelen isim Halil Dervişoğlu. Eee hoca da hepsine şans verdi. Çoğunlukla genç gelenlerin. 10 oyuncu var orada. Çoğunlukla genç. Chicaldao 24 mü? Nelson 22, Boy 20. Berkan 23, Barış 20'lerinde, Murutan 22 değil mi? Halil 22. Yani 7 tanesi galiba 25 yaş altı. Zaten son maça Galatasaray son lig maçına, Kasımpaşa maçına 25 yaş ortamı bir takımda çıktık. uzun zamandır bu ortamlara düşmüyordu. Hatta Mustafa'yı çıkarırsan 24. 35 yaşındaki kaleciyi katmazsan sağ iç oyuncu ortamız 24'tü. Ee, bu transfer döneminde ciddi biçimde ee, deneyimleri elden çıkararak tekrar o tabloyu görebilirse ama buradan görüyorum. Donk gibi, işte Radamel Falcao gibi yaş ortalamasını dramatik şekilde yükselten oyuncularla yolları ayırarak e, kadroyu gençleştirme ve uzun vadeli planlama yoluna gittik. Fatih Terim de 3 yıllık planlamadan söz ediyordu. Faydalı da oldular. Yani ilk maç performansı Morutan'ın gayet iyi. Çıkal daha üzerine koyarak gidiyor. Çıkınca oyundan çıkınca eksikliği hissedildi. Çok yeni bir oyuncu. Sasha Boyi özellikle şeyde iyi oynadı. Avrupa Ligi playoff Runders. maçında iyi oynadı. Randers maçında iyi oynadı. Berkan çok dinamik. 3 haftadır koşu mesafelerinde Süper Lig'in zirvelerinde dolaşıyor. Barış Alper Yılmaz Randers maçında yine iyi bir performans gösterdi. Katkıları da hiç fena değil. Başlangıçları da iyi. Uğur Bey Saratçı gitti. Evet. Altasaray'da. Hani diğer oyuncuları 3 aşağı 5 yukarı anlayabilirsin. Hocanın hiç verim alamadığı isimler de var. Ryan Donk'u bir kenara koyacak olursak. Yani Onyekuru ikinci döneminde çok hocanın istediği gibi başarılı olamadı. Emre Taşdemir, Jetson Fernandez için Galatasaray'ın temaslarının Beşiktaş'la beraber her iki takımın da istediği söyleniyor. Galatasaray'ın temaslarının sürdüğü belirtiliyor. Bu isimler arasında yok tabii takımda kaldı. Şu Emre Kılıncı soracağım. Geçen sene kaldı. Kaldı. Geçen sene hocanın sıklıkla forma verdiği 11'in değişmez elemanlarından birisiydi. Sonra yavaş yavaş yedek oturmaya başladı. Bu sezonsa neredeyse daha az süre alıyor. Daha yani ge geçen sezona kıyasla çok daha az süre aldığını söyleyebiliriz. Ne oldu? Yani geçen seneden bu sene ye oyunu mu değişti? Hayır. Gelen oyuncular mı formayı kaptı? Ne dersiniz Emre Kılınç? Emre Kılınç tabii ya orta üçlünün içinde bir opsiyon oluyor. 8 numara ya da kanat. Sağ iç de belki. Öz, sağ iç ya da sağ kanat genellikle. Bazen nadir de olsa sol kanatta rol veriyor. tabi o role e, hem yeni oyuncular geldi. Mesela orta sahanın ortasında o sekiz numara rolüne Çikaldao, Morutan, Berkan Kutlu'yu da orada kullanabiliyor. Aytacı da orada kullanabiliyor. E, altı numara rolünde de kullanabileceği Alparslan. Oraya bayağı transfer yapıldı. Kanat pozisyonunda Barış Alper Yılmaz takviyesi yapıldı. Kerem geçen sezon, yarım sezon oynamıştı. İçeriden yeni transfer gibi. Kanat pozisyonunda da tabii rotasyon güçlendi. Öncelikle büyük, rekabet arttı orada. Birinci sebep. İkinci sebep de Emre Kılıçta çok üzerine koyamadı gibi. Yani aldığı dakikalarda dikkatle bakıyorum üzerine koymuş mu? Biraz daha kuvvetli mi? Ayakları yere sağlam basıyor mu? Asıl mesele Tam bu. Tamamen evet diyemiyorum. Asıl mesele bu. Yeni gelen oyuncularla arada fark var. Üzerine koymak lazım. Yani formayı kapmak için rekabet var. Daha iyi olman lazım. Daha iyiyim sinyali vermiyor. Şimdi Fegulu uzun zaman oynamadı. Uzun zaman oynamadıktan sonra bir fırsat buldu. Birçok eksiklik vardı. Bir anda kendini 11'de buldu. Ve iyi oynadı o maçta. Fegül'ü hep böyle yapıyor ama. Bir kayboluyor. Hazır tutuyor kendini. Ondan sonra e, ilk formayı bulduğunda dediğin gibi takır takır top Ama oldu. hayat böyledir. Fırsat senin senin zaman gelmeyebilir. Doğru. Ama fırsat geldiğinde hazır olmalısın. Doğru. Mesela Emre Kılınç o Fegül'ün yarattığı o efekti yaratamadı. Oynadığı da. Emre Akbaba da yaratamadı. Mesela şu anda ben Emre Akbaba ile ilgili öngörü yapamıyorum bu sezon ne kadar katkı yapacak Emre Akbaba. Sakatlıklardan dolayı belki herkesin Emre Akbaba'ya bakışı ya da onunla alakalı düşüncesi belki biraz değişti. Yani çünkü hep yazılan çizilen ve konuşulduğu gibi o sakatlıklardan sonra eskisi gibi dönemediğini söyleyebiliriz. Haklıdır da haksız da diyemiyoruz. Yani çok ciddi Allah kimsenin başına Allah korusun. Yani futbola geri dönmeyi başardı oynamayı başardı ama belki o konuda biraz bakış açısı değişmiş olabilir ama Emre Kılınç konusunda öyle bir durum yok. Yok. Yani dediğin gibi üzerine net bir şekilde koyması gerekiyor yoksa hani demin kim için okuduk gözden düştü diye hem Mustafa Muhammed için onun da öyle bir görüntüsü var sanki. Mesela Mustafa Muhammed'in e, Randers maçı diye sol kanattan ceza alanına girdi. Ortada pas tercihleri vardı. Pas tercihlerini kullanmadı. Şut attı. Çok büyük tepki aldı. Ya anlayabiliyorum oyuncu, Empati kurabiliyorum. Ama orada pozisyonu biraz da kendisi yarattı. Orada vuracaktı evet. yani bence. Offside'da kalmaması ve kendi yarasağısından çıkması büyük iş oldu. Evet. Offside'da kalmaması. 50 metre dripling. Ondan sonra evet pas opsiyonları çok netti, rahattı biliyorum. Pas opsiyonunu kullansa büyük ihtimalle gol olacaktı. Şu tercihi kullandı. İyi de bir tercih değildi. Bunu kabul ediyorum. Ama anlayabiliyorum oyuncuyu. Kesinlikle. 23 yaşında formayı kapmak istiyor. Yedek kaldığı için mutsuz. Ve bunun için o kısa sürede çok şey yapmak istedi. Burada mesela Mustafa Muhammed ile ilgili hani kötü hisler besleyemiyorum. Orada vermeliydi muhakkak diyemiyorum, empati kurabiliyorum. Ama çabası var. Çabası var Kendini göstermek istiyor. O yüzden mesela Muhammed'in bu sezon ben çıkış yakalayacağını yine düşünüyorum. Muhammed'in bu sezon tekrar eğer istediği aradığı ortamı bulabilirse, tekrar ona güven, güvenildiğini görürse, o da kendine güvenini sağlarsa çıkış yapabileceğini görebilir. Emre Kılınç da bilemiyorum gerçekten. Emre Kılınç'ın performansı hep Zar gibi. O dar aralıkta Mustafa Muhammed'in çabasını göremedik özetle Evet. bu tarafta. Yani. Emre Kılınç şimdi bu hafta ilk 11'de oynasa şaşırır mısın? Şaşırmazsın olabilir dersin. Doğru. Ama ne verecek? Onun üzerinden 9'luk performans verse şaşırmıyorsun. 2'lik verse şaşırmıyorsun. Performans aralığı çok geniş. Bu da çok zor tek direktör için. Zor oyuncu yani. Böyle oyuncu mesela ben şahsen böyle oyuncu sevmiyorum. Onun yanına standart belli bir performansı olan her zaman ne vereceğini bildiğin oyuncu daha güvenilir. Senin için çalışması daha kolay. Bu sözleriniz eşittir kim? Galatasaray. Martin Lines. Lines, Atiba Çınsan, <laughs> Josef değil mi? Her zaman ne vereceğini bilirsin. Aynen öyle. Çoğunlukla yani atıyorum yüzde 60'dır, 59'dur, 61'dir ama hep o dar evet. bantta zaman zaman olmaz. 70 olur, 80 olur. Ama işte o 60'ın çok üstüne çok altına düşmez. Evet. Hep beklediğin şeyi alırsın, verimi alırsın. O da tek direktör için Büyük çok takım güvenilir oynama, işte. işte. Büyük takım oyuncusu böyledir. Evet. Büyük takım oyuncu... Küçük sınıf, küçük takım yıldızlarında bu tarz performans aralıkları geniş olabilir. Sezonda 10 maç 9'luk oynar o ona yeter. Ama büyük takım öyle değildir. Büyük takım sürekli belli bir standart performans ister. Değerli izleyenler sıradaki başlığımız Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Jetson için kritik saatler başlığı atılmış. Avrupa'da transfer dönemi bitti. Kartal'da şov bitmedi. Yönetim Benfica'nın elinden çıkaramadığı Jetson Fernandez için ısrarını sürdürüyor. Portekiz ekibi geri adım atarsa Beşiktaş, Beşiktaş Jetson'u Perşembe günü UEFA'ya vereceği Şampiyonlar Ligi listesine yetiştirmek istiyor. Daha önce Sergen Yalçın da açıklamıştı. oyunun iki yönünü oynayabilen kim istemez dedi. Artık Avrupa'da tek oyunun tek yönünü oynayan oyuncu istenmiyor dedi ki çok doğru söylüyor. Tespitlerinde çok haklı. Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu belirtiliyor. Diyelim ki diyelim ki anlaştılar. Çünkü kiralıktan ziyade Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla beraber bonservis de önerdiği ileri sürülüyor, belirtiliyor. Diyelim ki Jetson Fernandes'i transfer etti Beşiktaş. Ne kadar oyuna? Ya özellikle Şampiyonlar Ligi için büyük derinlik katacağı kesin. Çünkü Jetson Fernandes'in hem Benfica'yla o parladığı, yıldızlaştığı 18-19 seçtik sezonda Şampiyonlar Ligi deneyimi var. Burada İstanbul'da da izlemiştik. E, müthiş bir top oynamıştı İstanbul'da. İkincisi de kısa da olsa bir Portekiz milli takımına seçildiği süreci var ki Portekiz milli takımı dünyanın en iyi milli takımlarından birisi. Yani en üst seviyeyi gördü. Şimdi biraz geriledi ama tekrar oralara dönmeye çalışıyor. Tekrar Portekiz milli takımına şampiyonlar dönmek istiyor. E Benfica'da da onun oynadığı bölge kalabalık önemli oyuncular var ve şans bulamıyor. Çok fazla şans bu sezon galiba 7 dakika şans bulmuş. 8. O civarda. O bölgede kalabalık gerçekten ve Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla dakika alma şansını değerlendirebilir. Önemli bir fırsat. Bu oyuncu açısından bakıldığında Şampiyonlar Ligi önemli bir fırsat. Evet. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Önümüzdeki sezonun arası Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası'na gitmeye çalıştı herkes. Gidenler oldu, gidemeyenler oldu. Kaçtı ama hemen kısa süre sonra, bu sefer iki yıl beklemiyorsun. Bir yıl. Doğru. Bir yıl bekliyorsun. Bu pandemiden dolayı böyle garip bir durum oldu. 2022'nin kası barıldığı galiba değil mi? Aynen. Dünya Kupası geliyor. Şimdi bu oyuncular düşünüyor. Ya hayatımda kaç kere Dünya Kupası fırsatı bulabilirim ki yani? Oynayabileceğim bir takıma girersem, vites artırırsam Dünya Kupası'na gidebilirim. Ronaldo Ronaldo'yla oynayabilirim orada diyor. Ronaldo'nun belki son Dünya Kupası olacak. Portekiz belki güçlü şampiyona adaylarından biri olacak çünkü iyi oyuncular çıkarıyor son dönemde. Bütün bunların hayalini kuruyor oyuncu. Kurmalı da zaten. Hayal kurmayan oyuncuyu da ben zaten takımda istemem. Hedefi olmayan oyuncuyu da istemem. Ben bir oyuncuyla masaya otursam ve desem ki hayalin ne? Dünya Akbası'na gitmek istiyor musun? Yok orası biraz zor ya orada çok rekabet var dese istemem. Oyuncu da çalışmak istemem. Hayal kurmayan insanla çalışmak istemem. Jetson'da var o hayaller var. Aynı sayfadan bir detay daha var yine Beşiktaş'tan. bu ayrıntı Fransa basınından, Lekip gazetesinden geliyor. Lekip gazetesi de Beşiktaş'ın Fransa Lig 2 takımı Nîm'den merkez orta saha oyuncusu Lamin Fomba'yı kiralamak için görüşmelere başladığı belirtili demiş. E, Lekip'in haberi bizim medyamızda da birçok yerde yer bulmuş haber olarak kendisine. Lamin Fomba. Ya bu enteresan bir transfer haberi. Nim küme düştü ama küme düşen Nim'in en değerli oyuncularından bir tanesi. Geçen sezonda 30 baş oynamış. Lig 1'de. Bu sezonda Lig 2'yi iyi açmış. 6 maç 2 gol yapmış. Merkez orta saha yönlüsü olmasına rağmen. hani o iki yönlü oyuncu arayışının karşılığı olabilecek. Bir de bizim bu tarz transferle önemlimiz Türk futbolunu beni çok mutlu ediyor. 23 yaşında. Yüksek potansiyelli. Arama tarama ekiplerimiz. Çok son sahibin bir... olmayacaksın. Oyuncunun son sahibi olmayacaksın. Yarın öbür gün hem uzun vadeli kulüpte faydalanabilirsen markette değerlendirebilirsin. Fransa U18 takım oyuncusuymuş. Yani gençken daha yüksek potansiyel olan, daha çok iyi sinyal veren bir oyuncuymuş. Ufak tefek düşmüş. Nim'in de küme düşmesi markette değerlendirmesi için bir vesile. Küme düşmese belki de markette değerlendirmezdi. Sanki doğru bir hedef gibi geldi bana ama 2022 değil son yılı 2023. kontratının son bir sezonu, sezonu değil. Var i̇ki abi. sezonu daha var. O yüzden Nim biraz daha şey güçlü durabilir, sert durabilir. Son sezon olsa şimdi bir an önce satmak isterdi. Biri tabii Şampiyonlar Ligi listesini yazabilmen için son gün. Bugün son evet. evet bir an önce alet, yoksa sadece ligde oynatabiliriz. Montero'da işlem tamam. Siyah beyazılar İspanyol stoper için Atletico Madrid'le anlaştı. Genç oyuncunun bonservisi için 750 bin euro ödeyecek olan Beşiktaş, Atletico'ya oyuncunun sonraki satışından da %50 pay verecek. Dün gece İstanbul'a gelen Montero'nun bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve imzayı atması bekleniyor. Uğur Bey Montero'yu dün de konuştuk, geçen sezonu da konuştuk. Ee, hızlı bir oyuncu değil. Açık alanda yakalandığı zaman e, yavaş kalıyor doğal olarak hani fizikli bir oyuncu. Yavaş kalıyor. Ee, geçen sene performansı Wellington'u ya da Vidayı kesecek gibi değildi ki. Sakatlık ya da ceza olmadığı müddetçe hoca çok fazla e, düşünmedi. Yine kötü oyuncu anlamında söylemiyorum. Gördüklerimi söylüyorum. Yine hocanın herhalde aynı minvalde daha önce çalıştığı e, performansından ya da yedek kalmayı problem etmediği artık sebep her neyse. Sergen hocanın kafasına yatan bir isim diye düşünmemiz lazım. Değil 22 mi? yaşında. Stoper için de çok genç bir yaş. Tüm mevkiler için genç ama stoper için bir tık daha genç. Stoperler, santrforlar biraz geç olgunlaşır dikkat edersen. Çünkü o pozisyonlar sorumluluk pozisyonlarıdır. Orta saha oyuncusuysan idare edebilirsin. <laughs> Ama kaleciysen, stopersen, centerforsan spotlar Son senin adamsın. üzerinde. Tabii. Luca Toni 27 yaşına kadar büyük bir star değildi. 27-28 yaşından sonra süperstar oldu. Veya Salvatore Skilacchi'yi işte Dünya Kupası kadrosuna tesadüfen girene kadar bilmiyorduk. Yani centerforlar geç olgunlaşması, geç spotların onların üzerine dönmesi yaygındır stoperler içinde. Ve uzun ömürlü oynarlar dikkat edersen. 36 yaşta, 38 yaşında Stoper hala değerli olabiliyor. İşte bakınız Thiago Silva. Çok büyük bir takımdan başka çok büyük bir takıma gitti. Bakınız işte Sergio Ramos. Beşiktaş'ın gündemine giren. Biri Chelsea'ye gidiyor, biri Paris Saint-Germain'e gidiyor. Diego Godin gibi. Montero daha 22 yaşında. Stoper için gerçekten genç bir yaş. İspanya U21 takımında şans bulmuş bir oyuncu. Almanya'ya karşı oynamış. Zamanında yani potansiyelin yüksek olduğunu İspanyollar düşünüyor. Sergen Hoca düşünüyorsa zaten Sergen Hoca'nın bu Aynen konudaki öyle. gözünün ne kadar e, keskin Kıymetli. olduğu ortada. Ya dikkat ediyor musun? Hep konuştuğumuz oyuncular 21, 22, 23. Evet, yani çok güzel. Gerçekten büyük bir coşkuyla. O kadar mutlu oluyorum ki. Yani şu ligin adını Yetenekler Ligi olarak değiştirelim. Gerçekten hani Fransa ligini lig siz yayınlıyorsunuz. O ligin sloganı biliyorsun. League of Talents, Yetenekler Ligi. Yani biz de o yoldayız. Genç oyuncuları transfer etme, erken şans verme. Yani buraya dönüşme harika şu anda yani müthiş. Bak Fenerbahçe için Galatasaray için Beşiktaş'ın hep genç oyuncular konuşuyor. Yaşlı oyuncular da var ama dağılıma baktığın zaman 80'e 20 gibi ki olması gereken de bu herhalde. Transferde yani. bu sene evet. değil mi? Daha çok gençlere yönelildi. Yani gerçekten hayatım boyunca hay hayal ettiğim şeydi bu yani 42 yaşındayım. Hayal ettiğim şey bu sezon görüyorum. Beşiktaş'ın e, transfer tablosunda çok fazla değil belki sayı ama Fenerbahçe'de Galatasaray'da bayağı fazlaydı genç oyuncu sayısı. Yine Beşiktaş'ta da Umut Meraş 25, Salih, Genan. Montero 22, Can 20 yaşında genç bir oyuncu. Ee, Rozier'in bon servisi alındı 24-25. Salih galiba 27 oldu artık. Onu hep genç sanıyoruz ufak başladığı için ama 27 falan oldu. Ama Galatasaray 5 tablosunda daha çok genç oyuncu var değil mi? Yanılmıyorum. Doğru doğru hatırlıyorsunuz saydık ya teker teker. Bayağı yani 21-22-23 bayağı oyuncu geldi. Süper Lig'e. Yani ne kadar... Salih 94 doğumlu 27. E, ne kadar mutlu olsak az. Şimdi Beşiktaş'ın transfer planlamasına bakınca Beşiktaş özellikle e, iki temel meseleyi halletme yoluna gitti. Bir, geçen sezon çok iyi performans veren Rozi'ye Gezal Abu Bakar üçlüsünü takımda tutmaya çalıştı. Üçte iki başardı. Abu Bakar'ı başaramadı. Üçte 2 de fena istesik değil. Üstelik Gezal'in de bonservisi süper bir rakam alındı yani süper. Olağanüstü. 3 milyon euro bir de 5 yıl içinde mi ödeyeceksin? Öyle bir şey. Müthiş yani. Doğru. Yani Türk futbol tarihinin en efektif transferlerinden biri. Gezal transferi. Ruzi'ye gezal için çok iyi hallettiler. İkinci Beşiktaş'ın halletmeye çalıştığı kategori orta saha derinliği sağlamaktı. Çünkü orta sahada Sergen Hoca geçen sene çok sıkıntı yaşandı. Josef'le Atiba'nın yanında üçüncüyü bulamadı ki. Atiba 38 yaşında. Oraya zaten oyuncu bulman lazım. Bırak oraya bulmayı. Josef'le Atiba'nın yanında üçüncüyü bulamadı işte Mensah'ı kullandı, Layıç'ı kullandı, Oğuzhan'ı kullandı. Kimi koysa bir türlü olmadı. Şimdi oraya hem Salih Uçan hem Alex Teixeira hem de şimdi Jetson'la ilgileniyorlar. Yani orta saha merkez rotasyonunu güçlendirme yolundaydı. Ki Can Bozdoğan da orta saha su vardı. Orayı da kısmen hallettiler. Salih, Batu Şua'yı ikisi de iyi transfer. Ee, Salih, Alex Teixeira. Tabii ki Batu Şua'yı da öyle. İyi bir transfer dönem geçirdi Beşiktaş. Yani son yılların en iyi transfer dönemlerinden evet. biri. Eksiklerini çok güzel. Nokta Diğer atışı kulüpler hamle de öyle yani. eksiklerini çok güzel kapattılar. Ama Beşiktaş mı? nokta atışı. Evet. Direkt oynayacak Salih, direkt Alex Teixeira, direkt Gezal, direkt Roziye direkt Batshuayi direkt İlk 11'in 5'ini saydık. Transferde hallettiği işler takımın yarısını transferde halletti. Direkt gözü kapalı 11'e koyabileceğin adamlar. Geçiyoruz Trabzonspor'a Fanatik Gazetesi'nden geliyor başlığımız Mert Müldür yoklaması. Trabzonspor A Milli Takım'ın genç yıldızı için transferin son haftasında bir kez daha nabız yoklaması yapacak. Şartlar oluşursa Mert Müldür Sassuolo'dan kiralanacak ve sol bekte kullanılacak demiş. 1.84 boyundaki Mert'in esas bölgesi sağ bek olmasına rağmen iki ayağını da kullanabildiği için savunmanın solunda da görev yapabiliyor. Azarovi için de yine atılacaksınız dün de. Bu haber gazetelerde yer bulmuştu. Trabzonspor Dinamo Batumi forması giyen 19 yaşındaki Iraklı Azarovi için 400 bin euroluk teklif yapmıştı. Gürcistan kulübü ise 1.2 milyon euroluk talebini 1 milyon euroya çekti. Bordo Mavillerinin yeni bir öneri sunduğu öğrenilirken Dinamo Batumi'nin vereceği cevap bekleniyormuş şimdi. Ya enteresan antrenör değişikliğine gitti Sassuolo. Alessio Dionisi göreve geldi. 40 yaşındaki yüksek potansiyel teknik adam. Geçen sezon Mert Müldür oldukça çok şans buluyordu Sassuolo takımında. Sağ bek üçlü savunma oynuyorlardı. Dolayısıyla kanat beki olarak da şans buluyordu. Şimdi dörtlü savunmaya döndüler. Jeremy Tolyan'ı aldılar Borussia Dortmund'dan. Sağ bekte o oynuyor. Ee, dolayısıyla Mert Müldür de Kaan da Kaan da sonuçta stoper oynuyordu. Bek oynuyordu. Rotasyonda biraz geriye düştüler milli futbolcularımız. Üzücü. Çünkü Sassuolo Seriyan'ın flash takımlarından bir tanesi. E, deneysel takımlarından bir tanesi. Başarılı takımlarından bir tanesi. Ki Merih de oradan parladı malum. Merih Demiral da. Onların şu anda Mert'in de Kaan da mesela bu hafta ikisi de Sampdoria maçta kulübede oturdu ve dakika almadılar. Sası iki maç dört puanla başladı. İyi başladı. Yani orada şu olabilir kanaatim. Birincisi umarım oynarlar. Sasuo'da kalsınlar ve bu sezon 30'lar maç oynasınlar keşke. Ama oynayamayacaklarını görüyorlarsa tabii oynayabilecektir takıma gitmeleri daha doğru olur. Çünkü Kaan çok genç, Ka ee, özür dilerim, Mert çok genç. Kaan da hala genç sayılır. Kaan da yani futbolun bağrında. Kulübe oturmanın bir anlamı yok. Oynayabilecektir takıma gitmeleri daha iyi olur. Trabzon'un e, grafiği de gelsin, Trabzonspor'un grafiği de gelsin değerli izleyenler ekrana gelenler gidenleri hemen hızlıca bakalım. Önemli isimler Marek Amşik, Jervinho, Bruno Perez, Cornelius, Fodekovita, Dorukan, Toköz, İsmail Köybaşı, Siopis ve Dennisville, Stefano Dennisville gidenler. Kelip Ekuban'ın başlı başına bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz ama Trabzonspor önemli e, transferlerle O eksiği şu ana kadar hücum anlamında Ekuban'ın, <laughs> özür dilerim, hücuma verdiği büyük katkıyı... E, o yokluğu, o boşluğu hissetmedi. Onu söyleyelim. Diabate Flavio, Gaston Campi, Benikafo ve Marlon, Luis Baker Hüseyin'i, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ahmet Canmaz da takımdan ayrılan isimler. Tek kayıp direkt oynayanların Ekuban. Çok önemli bir kayıp. Süper Lig'in kaybı bana sorarsan. Ekuban'ın kaybına üzüldüm. Lig açısından ama Trabzonspor takviyeleri de çok isabetli. Bir sol bek katacaklar galiba <laughs> en son kadroya. Evet. Sol bek rotasyonu güçlendirmek istiyor ki Dansfield'de sol bekte oynayabilen bir stoper. Ama işte malum yabancı kuralı. Aynen öyle. Ee, sağ bek ya e, Bruno opere, sağ açı Gervinho, Santurfora, Cornelius, merkez orta saha hamşik takviyesi hep hep iyi sinyaller, hep iyi işaretler <laughs> verdi şu dakikaya kadar. Oynadıkları süre boyunca. Tabi Trabzon'da birçok diğer büyük kulüpte olduğu gibi bir üç yerli sorunu var. Şu anda işte çoğunlukla Uğurcan İsmail, Berat'la kapatıyorlar o üç yerli kontenjanını. Ama mesela sol beke bir yabancı alırlarsa işte Gürcü oyuncunun adı geçiyordu. A unuttum ismini. Azarov mıydı? Iraklı e, Gürcistan'da Dinamo Batumi'ye Azarov. Iraklı ismi oyuncu Gürcü. Emin miyiz? Eminim. <laughs> Gürcü milli takımı. Oo oynaymış. ben yanlış okumuşum. Çok özür dilerim. Hayır ismi biraz değişik. İsmi Iraklı olunca karıştırıyor değil mi? Gazete doğru aynen söylüyorum. söylediğiniz gibi evet. Oyuncu çünkü Gürcü milli takımı oynuyor. Gazete oynaymış, doğru baktım. yazmış. Ben yanlış okumuşum. Özür dilerim. Tamam o alınırsa hani şey gerçi çok genç 19 yaşında galiba. Hani gelecek planlaması için ya baksana konuştuğumuz Mustafa Bu da 19. Evet. Valla ne kadar gurur duysak az bu transfer politikası bu yönelim doğru. Avrupa'daki transferlere de bakalım. Değerli izleyenler Avrupa'da transfer dönemi tamamlandı. Buyurunuz grafiğimiz gelsin hangilikte ne kadar para harcanmış hemen Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer harcamaları 1.3 milyar euro. Premier Lig'de. Evet. Onu İtalya Serie A takip ediyor 550 milyon euro ile. Şimdi e, bu rakam 1.3 milyar euro çok büyük gözükmesine rağmen geçen sezonun altında. Önceki sezonun da altında. 5 büyük ligde transfer harcaması artan tek lig Bundesliga. Bundesliga dışında Kalan 4 büyüklüğün transfer harcaması azaldı. Yani pandemi etkileri halen kendini gösteriyor. Hatta Premier Lig'de uzun uzun zaman sonra ilk defa 3 sezon üst üste harcamalar azalmış. Galiba 20 yıldır ilk defa 3 sezon üst üste harcamalar azalmış. Özellikle La Liga'nın harcadığı bir rakama bakarsanız zaten ne kadar büyük bir ekonomik krizle boğuştuklarını görürsünüz. Yani La Liga kısa sürence sakar, Avrupa'nın bir numaralı ligiydi. UEFA ülke arasının birinciliği daha bu sene kaptırdı İngiltere'ye yani. Sezona birinci girmişti. Sadece 292 e, milyon euro harca transfer ve çoğunlukla satma yoluna gitti. Öncelikle birinci detay bu. İkinci detay bon e, bonservissiz oyuncuya yöneldiği ligler büyük ölçüde. Sadece 20 Premier Lig grubundan 16'sı mesela bonservissiz oyuncu almış. Sadece 4'ü almamış. Net transfer harcamasına bakarsak yani sattıkları pardon aldıkları eksi sattıkları net transfer harcaması sabah net transfer harcaması söyleyeyim mi? Seria sadece 60 milyon euro harcamış aslında. Yani orada tabloda 550 miydi? Seriyan harcadığı görünen para ama 490 da oyunu sattığı için kasasından çıkan para sadece 60. Lig 1 Fransa Ligi sadece 20 milyon euro harcamış. En pahalı transfer döneminin en pahalı oyuncuları da geldi ekrana. Evet aslında çok parıltılı, çok ışıltılı bir transfer dönemi geçirdik. Hem Ronaldo hem Messi yer değiştirdi. Şu an tablodaki 5 oyuncuda gördüğümüz gibi çok büyük bonservis bedelleri de ödendi. Ama zarar eden teklik neredeyse en yani ciddi zarar eden teklik Premier gibi görünüyor. Premier bir 600 milyon euro eksi de harcamadı ama onun dışında La Liga'nın, Serie A'nın, Lig 1'in falan büyük bir eksisi yok bilançoda. Neredeyse sattıkları kadar almışlar. Manchester United çok iyi bir transfer dönemi geçirdi malum. İşte Jadon Sancho gibi, Cristiano Ronaldo gibi, Rafael Varane gibi. Çok kilit transferler yaptı. Rafael Paris Saint Germain. Varane, Rafael Varane çok acayip transfer. Daha doğrusu Madrid'in bırakması çok acayip değil mi? Evet, doğru. Paris Saint Germain tüm futbol tarihinin en iyi transfer dönemini geçirdi deniyor genelde. Spor kamuoyu böyle kabul ediyor. Çünkü sadece bir bonservisli yıldız, eşref hakimi. Onun dışında Donnarumma'yı, Messi'yi. Veynaldum'u, çok önemli yıldızları bonservissiz olarak kadrolarına kattılar. Dolayısıyla transfer döneminin iki büyük yıldızı Paris Saint-Germain mühendisliğine ve diyebiliriz. Evet. Bu ilk sayfaya dönelim bu arada, bu ikinci sayfaya geçmeyelim, bakamadık ona. Avrupa'nın 5 büyük negre damga vuran transferler. Barcelona e, dün de Messi'den sonra Griezmann'ı elden çıkarttı Atletico Madrid'e. Zorunlu satın alma opsiyonuyla verdi. Yani artık Atletico Madrid'in oyuncusu Griezmann. Söylentiye göre 40 milyon euro Doğru. zorunlu satın alma opsiyonu. Griezmann'ı 120 milyon euroya almışlardı. 7 milyon kiralama bedeli artık 40 milyon opsiyonu. Yani 47 milyon euro geri verdi Atletico Madrid'de. Şimdi bu meselenin iki boyutu var bakılması gereken. Bir, geçen sezon Suarez'i direkt rakibin Atletico'ya verdin, şampiyon yaptın. Bu sezonda yine direkt rakibin Atletico'ya Griezmann'ı verdin. Bir defa bu ya yani bir türlü akılla mantıkla açıklanamayan, tamam maaşları boşaltmak için yapıyorlar ama yani rakibini şampiyon yapma odaklı. <laughs> e, yine bir tercih. Yani Griezmann'ı başka lige verirsen başka bir konu. Ama kendi liginde direkt rakibine veriyorsun. Aynen Suarez'i verdiğin gibi. İşin birinci boyutu bu. İkinci boyutu, Griezmann'ı 120 milyon euroya alırken şöyle bir detay ortaya çıktı. 85 milyon eurosu ipotekmiş. Kulüp varlıkları ipotek edilmiş. Evet. Ve 35 milyon eurosu da banka kredisiymiş. Bartemao e, eski başkan Barcelona'yı gerçekten 20 yıl, 30 yıl falan geri götürdü. Bu Messi çetesi, tamam Messi çetesi de illa haklılar anlamına <laughs> gelmiyor. Messi ve arkadaşlar Griezmann'ı istemiyorlardı. Griezmann alınmayacak diye hatta onlara söz vermiş. ama bir taraftan da imza atmış. Sezon sun alacağım diye. Hatta Atletico dava etti Barcelona'ya. Bizim oyuncumuzu ayartmış diye. Biz de imzalayırken. 120 milyon euro diyorsun Griezmann'a. Messi'ler istemedi halde, Messi Messi ve arkadaşı istemedi halde. Bir de 85'ini ipotekle ödedi şimdi 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 ortaya çıkıyor bunlar. İnceleniyor ya hesaplar. Olmayan parayı harcıyorsun Griezmann'a. E ondan sonra da bugün 47'ye aynı takımı aldığın takıma geri veriyorsun ve muhtemelen Atletico'da başarılı olacak. Sezon başı Barcelona ileri üçlüsü Messi, Depay, Griezmann olacak sanıyorduk. Bugün Öyle sanıyorduk hakikaten. Bugün Depay, Breitwaite herhalde Luke de Jong olacak. Şu an Luke de aldılar. Şeyde, ee, Henüz sakat olduğu için Agüero. Daha listeye de yazamamışlardı zaten çünkü. Onu listeye yazabilmeli için oyuncu çıkartmaya gerekiyor elden. Dün İlahi Moriba'yı çok büyük potansiyel olan genç oyuncu Leipzig'e verdiler. Griezmann'ı Atletico'ya verdiler. Emerson'u Sabek'i verdiler. Oradan boşalttıkları opsiyonla da Agüero'yu ancak listeye yazabildiler. Yani korkunç bir Barcelona herhalde kitap yazılacaktır. Herhalde onun Barcelona yönetimiyle ilgili. O dönemde. Dediğim gibi Rafael Varane benim çok dikkatimi çekti. Real Madrid'in onu göndermesi. Manchester United'a gitti. Doğrudan rakibine vermedi. Lig değiştirdi ama Şampiyonlar Ligi'nde elbette ee, rakibi olma Vaktimiz var mı? Var. Real Madrid'de konuşalım Yoksa çok mu uzattık? Yok buyurun. Onu da bir üç dakika daha gidebiliriz burada. Şimdi Real Madrid'de transfer stratejisi olarak tabii Zidane'la başladı. Martin Odegaard da ayrıldı. Şu an Zidane devam etmiyor. Martin Odegaard gibi Rafael Varan gibi, geçen sezon hakimi gibi, region gibi markette değerlendirebileceği hangi oyuncu varsa değerlendirdi. Hayır demedi tekliflere. Markete koydu çünkü Real Madrid para biriktiriyor. Evet. Hem genç oyunculara yöneldi. işte şeyle başlayan e, geriye sahip Brezilyalı Vinicius Junior'larla, Reniye'lerle Rodrigo'larla başlayan bir strateji. Real Madrid bir defa genç oyuncu yatırım yapıyor. İkincisi de maaş e, ee, skalasını azaltmak, boşaltmak ve oraya Mbappe ya da Haaland'la doldurmak ya da ikisiyle birden doldurmak da stratejisi. İki yıldır oyuncu almıyor zaten. Transfer yap, Sürekli satıyor. Ve buna rağmen de Zidane şampiyon yaptı takımı. Transfersiz şampiyon yaptı ama gönderdiler. Velhasıl kelam Ödegard ve Rafael Varane'ın ve Sergio Ramos gibi oyuncuların yüksek maaş oyuncuların boşaltılmasına da amaç Mbappe'nin Madrid'e getirilebilmesiydi ama bu sezon için getirilemedi. Transfer bitti. Paris Saint Germain 200 milyon euro da sıra etti. Real Madrid de o rakama çıkmadı. Şimdi bakıyorum şuradan e, Tottenham'a giden Emerson Royal var. E, Real Madrid'den ayrılan ya da Real Madrid'e gelen. Ha Kamavinga. Eduardo Kamavinga geldi. Evet. Renden Kamavinga'ya. Uzun süre ligleri olan bir oyuncuydu. Bir yıl kontratı kalmıştı. 40-45 civarı alındı deniyor. 18 yaşında. Milli de oynadı. Yüksek potansiyel. Ha burada dikkat çekici bir başka transfer. Şu an ekranda görüyorum. Bayern Münih'in yaptığı transferler. Leipzig'ten takımın kaptanını aldılar. Sabitzer'i. Takımın genç yıldızını aldılar. Upamecano'yu. Takımın hocasını aldılar. Nagelsmann'a. Çok, çok, erken duyurmuştu Upamecano'yu zaten. Evet. Önce anlaşmıştı. Şeyini kullandı. Serbest kalma bedelini alarak. Fesih maddesini kullandı. Yalnız orada üzücü olan şu. Leipzig Bayern Münih'in en büyük rakibi dilikte. Zaten ligi ikinci bitirdi. Bayern Münih'i en fazla tehdit eden takım Nagelsmann'ın Leipzig'iydi. Hocayı aldın. Kaptanını aldın. Genç yıldızını aldın. Yani ligin rekabetçiliği açısından tehdit edici bu iş. Sanki ama, lig Bayern Münih için oynanıyor. Ama hep eleştiri odur ki hatırlayacaksın Bayern Münih kendine diş gösteren ya da rakip olabilecek bir takımı bu manada güçlü ekonomisiyle bu manada hep bu yaklaşımı yaptığı konusunda çok senelerdir hep gelip yazılıp çizilen bir şeydir bu kez yani çok bu. Şikayettir bu Alman göze, Parmak şeklinde oldu ve e, ligin rekabetçi ciddi şey tehdit ediyor. Yani Leipzig'in hem genç hocasını hem genç Upamecanos'unu hem kaptanını aldın. E, ya Hangi ligde olabilir ki bu? Bana bir lig söyle. Lig birincisi, lig ikincisinin hocasını, kaptanını ve en iyi oyuncusunu alsın. Hangi ligde olabilir bu? Çok zor. Demek ki bakış açısında az önce söylediğin gibi burası zirve. Herkeste öyle bir düşünce var. Üzer Demek ki fark yukarı. çok büyük. Bayern Münih ve diğerleri. Yok. Lig Bayern için oynanıyor. Bu biraz üzücü. Rekabeti çok tehdit eden bir... Onlar da arada efendim. sırada kaybediyorlar işte lig maçlarında. Uzun haftalarda. Renk getirmeye çalışıyorlar. Ee, Uğur Bey var mı ekleyeceğiniz bir şey? Şöyle bakalım. Atladığımız Griezmann'ı konuştuk. Ee, Varan'ı konuştuk. Fiorentino tamam. Ee, Sörloth Leipzig'den Sosyalet'e gitti. Ee, bakıyorum. Joaquin Correa Lazio'dan Inter'e geçti. Moiskin Juventus'a geçti kiralık yine hoş geldin diye karşıladılar. Ee, Juventus Ozan Tufan Fenerbahçe'den Watford'a Premier Lig'e e gitti. Ozan Kabak Şalke'den yine şey Premier Lig'e Norwich e, City'ye kiralık olarak gitti. Tabii, Onun onlar da, sevindirici. E, satın alma bedeli de var şeyin. Zorunlu satın alma bedeli de var. <laughs> Ozan Kabak için. Bir de Doğan Alemdar ülkemizden yine yurt dışına transfer yapan oyuncu oldu. Değerli izleyenler, Amirli Futbol Takımı'mız bu akşam Karadağ ile oynayacak. Ardından Cebele Tarık ve sonrasında da Hollanda ile. 1-4-7 Eylül tarihlerinde karşı karşıya gelecek diyelim. Dün basın toplantısı vardı. Başlık, tek vücut olup kazanacağız. Şenol Güneş, birlikte çok işi başardık. Yine öyle olacak dedi. Amiri takım teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcularımızdan Mert Müldür Karadağ maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Lider olarak girdiğimiz bu dönemden lider olarak çıkmak istiyoruz diyen Şenol Güneş, taraftarın yanımızda olacağı bir maç olacak. Onların sıcak, coşkulu, olağanüstü desteğine ihtiyacımız var sözleri aktarılıyor. Dünya Kupası yolunda gerekli kalite İnanç ve enerjiye sahip olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, başarıyı, başarısızlığı gören bir grubumuz var. Her şey daha iyi olacak yola çıkan genç bir kadro olarak Dünya Kupası'na katılırsak, uzun yıllar tecrübeli şekilde yarışmalara e, katılabilecek bir kadro bu. Kalitemiz, inancımız, enerjimiz var. İyi bir hikaye için lider olduğumuz bu grubu lider bitirmek her zaman lehimize olacaktır. Katar'da olacağımızı düşünüyorum dedi hoca. İngiltere'de oynayan oyuncuların karantina uygulaması sebebiyle Türkiye'ye gelişine izin verilmemesi hukuki olarak takip ediliyor. Doğru bulmadığımız, tartışmaya açılması gereken bir konu. Milli maçların tarihlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Pandeminin verdiği birçok sorunun futbolu nasıl etkilediğini görüyoruz. Ayrımcılık oluyor. Biz gelen oyuncularımızda en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Bambaşka bir şey yarın yani bugünü kastediyor hoca. Yarın da başka bir şey bulurlar mı bilmiyorum kadromuz iyi. Elimizde başarılı oyuncular var. Oyuncular da daha önce gördüğünüz oyuncular stoper olarak Ozan da Çağlar. Bunları düşünüyorsunuz ama Alparslan'ı alma sebebim ee, bu yönde oldu. Sağ bekte oynayabilecek bir oyuncu Alparslan. Halil genç bir arkadaşımız o da oynamıyor. Burak, Kenan, Enes var. 2-3 oyuncumuza bir şey olursa o zaman tabii hani Allah korusun bir sakatlık vesaire falan bir şey olursa o zaman tabii, tabii riskler artabilir sözlerini aktarmış gazetenin Mert Müldür de ilk maçta iki maçta altı puan almalıyız ki Hollanda karşısına motivasyonlu çıkalım. Çok büyük avantaj elde etmiş olacağız. Diğer kamplar için de çok işimize yarayacak sözlerini aktarmış gazete. Ee, Karadağ ve Cebelitarık. Tarık. Var mı kadromuz? Bu arada vardı. Şey ya. olarak. Şimdi üç, üç, maç oynayacağız yedi evet. günde. Ya bunun altına özel çiziyorum. Sekiz günde değil. Yedi günde. Arada fark var. Yani çarşamba Cumartesi, çarşamba değil. Çarşamba, cumartesi, salı oynanıyor milli maçlar. Tam 7 günde oynuyoruz 3 maçı ki kulüp takvimlerinden bile sıkışık. Mesela UEFA Avrupa Ligi oynayan Fenerbahçe, Galatasaray nasıl oynadı maçlarını hatırlayalım. Perşembe, pazarsı, perşembe oynadı değil mi? Perşembe, pazarsı, perşembe 8 gün. Perşembeden perşembe oynamak 7 gün değil. 8 günde oynuyorsun 3 maçı. Bu 7 gün. Çarşamba, cumartesi, salı tekrar altını çiziyorum. 8 gün değil, 1 gün eksik. 7 günde 3 maç. Dolayısıyla milli takım takvimi zaman zaman kulüp takviminden bile daha yorucu olabiliyor. Ve burada yani 3 maçı aynı 11 ile götürmeyi düşünemezsin. Asla düşünemezsin. Bir noktada muhakkak bazı oyunculara 2 maç verecek şekilde hesaplamayı yapman lazım. Ki Letonya maçında bunun biz acısını çektik. Hatırlayın gruptaki ilk 3 maçımızda ilk iki maç harika performans gösterdi. Kolanda ve Norveç'e karşı. Letonya'ya karşı çok basit hatalar yaptık. -2 açıp, 3 2 ve 3-0'ın ardından. Koruyamadık. 3-3 bitti üç maç. Oldu. Sonra Letonya maçından sonra biz bunu burada konuştuk. Ya işte 3 maç 7 gün. Acaba oyuncular daha ekonomik kullan kullanılsaydı kuvvetleri falan diye. E tamam bunu bir kez yaşadık. Şimdi umarım bir kez daha yaşamayız. Bu 7 günde 3 maç sonunda. Oyuncuların yorgunlukları vardı filan demez Omar Abişen Olgunaş. Şimdi kadroya bakıyorum. Yine dar bir kadro çağırdı. Halil bunlar da sakatlığı nedeniyle evet. orta saha rotasyonundan çıkarıldı. Yine dar bir kadro <laughs> çağırdı. Yine milli takım kulübü hüviyeti taşıyan bir kadro. Yani yine yeni yok. Hemen hemen. Euro 2020'de güvende oyuncuları devam ediyor. Elbette onlarla devam etmesini anlıyorum. Milli takım zaten haftanın panoraması değil. Tabii ki iskelet kadronuz olur. Ama bu tarz 7 günde 3 maç oynuyorsanız bence 1-2 tane yeni oyuncuya oynatırsın oynatmazsın. Yani geniş kadroya şans vermek lazım. Şimdi bak Santrifor rotasyondan bahsediyor. Halil oynamıyor kulübünde diyor. Elimizde diyor Burak var, Kenan var, Enes var diyor. Doğru. Kenan da son hafta oynamadı. Doğru. Ve Beşiktaş dediğin üstam tam olarak uyum göstermemiş değil. Enes de oynuyor ama farklı bir oyuncu. Çok skorer bir oyuncu değil. Burak dışında aslında Santrifor'larımız şu anda kulübünde takır takır gol oyuncular değil. Değil yani Halil oynamıyor. Enes golcü değil daha başka işler yapıyor Etafe'de. Çünkü Etafe'nin biraz taktiksel e, kafası, mantalitesi farklı zaten. Orada daha çok çalışan, savaşan, kuvvetli, santrfor tipi seviyor hocaları. Kenan da Beşiktaş'ı daha kendini ispat etmeye çalışıyor. Bu durumda niye süperlikten formda bir santrforu, bir ekstra santrfor olarak kadroya dahil etmezsin ki? İşte herkesin dile getirdiği Adem Büyük. Olabilir evet Adem Büyük olabilirdi Enis Destan daha önce almıştı kadroyu Altın Ordu'nun genç oyuncusu. Şimdi Avrupa takımları adı geçiyor. Hani onu çok seviyorsa Enis Destan belki. Ya bilemiyorum. Kadroyu dar tutmak mı istiyor? Hani biraz daha acaba 3-4 fazla alsa antrenmanda işte iki takıma bölüyorum kenarda oyuncu kalıyor. Onun hesabını yapıyor. O milli takıma bu hesabı yapmamalısın. Çünkü 3 maç oynayacaksın. 2 maç değil. 2 maç olsa anlarım. 2 maç bir 11 ile idare edebilirsin. Mecburi değişiklikler dışında. Ama 3 maç olunca kesinlikle rotasyon yapacaksın. Mecbursun. 7 günde 3 maçı aynı oyunculara çıkaramazsın ve 3. maçın Hollanda. Ona göre yapman lazım planlamanı. Umarım aynı şehri gelecek hafta bir daha konuşmayız. Şu an biraz endişe duyuyorum. Söylediğin gibi e, Karadağ ve Cebele Tarık ki Karadağla ilk resmi maçımız olacak. Kağıt üstünde de e, coğrafik olarak da, nüfus olarak da, e, tarih olarak da yani Favorisi biziz bu karşılaşmaların. Elbette hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama net bir şekilde favorisinin biz olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte 7 Eylül'de bir Hollanda karşılaşması var. Onlar da hoca değişikliğine evet. e, gittiler. Önemli isimler var orada da. Louis van Hal geldi ki e, Hollanda milli takım tarihinin Marco van Basten'le beraber en yüksek maç başı. 50 kaç maçta? 50 yani uzun süreli. 52 maçta. 52 maçta. Hem Dünya Marco van Basten hem Louis van Gaal en yüksek maç başı puan ortalamasını yakalayan hocalar. Hollanda milli takım tarihinin en başarılı biri. Evet. Dünya üçüncüsü. Özel 21. yüzyılda Hollanda'nın yetiştirdiği en önemli değerlerden biri. Farklı olacak yani bu kez Hollanda maçı. Cebel Tarık maçına büyük ihtimalle asları dinlendireceğiz diye tahmin ediyorum. Planlama öyle muhtemelen. Mesela Cebel Tarık maçında oynatmak için, dakika vermek için farklı oyuncular katabilirdi kadroya diye düşünüyorum. Mesela işte ya Adem büyük her türlü alınırdı diye düşünüyorum. Şimdi oturtabilirsin yani oturtabilirsin evet. Kulübede Adem'in olmasından kimse zarar görmez. Enes Ünal'dan hoca bugüne kadar beklediği verimi alabildi mi? Yani Şimdi beklediğimiz Enes Ünal... verim nedir? Burak Yılmaz'dır değil mi? Değil. Burak Yılmaz da aynı oyuncu değil. değil. Yani o verimi Başka alab... türlü bir oyuncu Enes. E, o, o, oraya oyuncusu, Kenan Karamanı Ka Karaman da yazabilirsin aynı şeyin altına değil mi? Evet. Aynı başlığın altına. Doğru. E, peki Burak Yılmaz'ı Halil Dervişoğlu o, mu? O da değil. Bir de, de ki yok. bir tane e, gol atan bir oyuncumuz var. ben yani, olabilirdi çok da mantıklı olurdu yani ama hocanın tabi tercihi. Aynen öyle. Biz evet. sadece burada mantıklı olurdu diyebiliyoruz. Oynatmayabilirsin ama kulübede bulundurmanın veya geniş kadro bulundurmanın bir zararı olmaz. Tiplerine bakıyorsun. Bir tane Burak Yılmaz var. Birinci yukarı yazıyorsun. Bir altına Burak Yılmaz. İki daha farklı tip, tip oyuncu da olarak. Üç tane de buraya yazıyorsun. E, Burak Yılmaz'ın altı yok. Maalesef öyle. Ercan Karay'ı da kaptırdık. Ama belki Avusturya'yı tercih etmiştir. Bilmiyorum şimdi o detayları. Ama Yusuf Demir'in mesela ailesinden bana bir mesaj geldi. Bir geçen de bahsetmiştim. Yusuf Türkiye milli takımında oynamayı çok istedi diyorlar. Ailesinden gelen böyle bilgi var. E, Yusuf Demir şimdi Barcelona'lı Yusuf Demir. E keşke Türkiye milli takımı saflarında olsaydı. Madem istiyordu. Ha, i̇stemeyen oyuncu asla saygı duyuyorum. Orada yetişmiş. Oranın kültürüyle yoğrulmuş. Belki kendini oraya ait hissediyor. Olan su saygı duyuyorum. Ne yani asla kızmıyorum. Mesela Mesut Özil gibi, İlkay Gündoğan gibi çok sembolik örnekler var. Almanya milli takımı tercih ettiler. Asla diyecek bir şeyim yok. Orayı tercih ederler. Orada başarılı olsunlar. Ben iftihar ediyorum. Benim için sorun yok. Kendini oraya ait hissediyor olabilir. Orada doğmuştur, büyümüştür. Oranın saflarından yetişti. Ona yatırım yapıldı. Hiç sorun yok. Ama oyuncunun kalbinde Türkiye milli takım varsa, böyle bir opsiyon varsa, diyalog imkanı varsa diyalog kur ya diyalog kur kazanmaya çalış. Kafası karışıksa değil mi? Aynen öyle. E, Türkiye sonuçta Avusturya milli takımının çok gerisinde değil seviyeler yakın. E, Santifor vardı orada Ercan Kara 25 yaşında o da 15 dakika oynatlar bir daha oynatmadılar. Avusturya milli takımında düzenli oynamıyor yani. Şimdi Ercan Kara'nın acaba var mıydı kafasında Türkiye milli takımı? Kazanabilir miydik kalbini diye ben bir merak ediyorum. Şimdi bunu burada söyledim. Umarım onun yanıtını alırım. Geçen Yusuf'u söyledim. Yusuf'un ailesinden mesaj geldi. İstiyormuş çocuk. Peki o zaman kritik soruyu sorayım. Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. 3'te 0'la. Çok büyük beklentilerle gittik. Tamam belki o kadar hep konuşuyorduk biraz frenleyelim kendimizi dikkatli olun vesaire falan ama hiç varlık gösteremeden geri geldik. Unuttuk mu onu? Bütün Unutmamız bu lazım. sıkıntıları, yaşadığımız kötü anları, dertleri milli takım bıraktı mı arkasında? Kadro çünkü aynı. Umarız öyledir. Dünya Kupası senemelerine odaklanacağız. Orada ilk üç maçta çok iyiydik. Hollanda ve Norveç'e karşı Ama onlar şeyden önceydi. Evet. Turnuvadan önceydi. 6 ay önceydi evet. Mart'taydı. Mart'taydı. Şimdi ile geldik. Umarız öyledir. Biraz kan değişikliği ben de bekliyordum. Biraz hava değişimi için birkaç yeni oyuncu. Teknik ekipte de değişik olacak demişti mesela. Nemre Belözoğlu'nun adı çok anıldı. Sonra olmadı. Şimdi olmayacağını söyledi. Dün hoca, Şenol Hoca söyledi evet. Her şey aynı gibi görünüyor. Umarım unutmuşuzdur. Arkamızda Umarız bırakmışızdır. Umarız Euro 2020'den, 2020'den farklı performans gösteririz. Yepyeni bir başlangıç yaparız. Yarın göreceğiz bunu yani yarın konuşacağız. Bu, Bu akşam göreceğiz. saat 21.45'te evet, oynanacak karada karşılaşması. Ardından 4 Eylül'de Cebeli Tarık deplasmanı ve sonra da yine deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geleceğiz. Allah'tan yakın destinasyon yani bir de uzun yollar şey yapmayacaklar yani. Şimdi Uğur Beyciğim eğer milli maçla alakalı başarılar dileyelim millilerimize bu akşam ve diğer oyuncakları iki karşılaşmalar için şimdiden. eğer ekleyecek bir şeyimiz yoksa grafiklere Sport Auto Süper Lig'in ilk 3 haftalık ortalamalarına geçelim. Lütfen. Son dakika mı var? Ya Allah 10 dakika varmış. Ya ben e, kulağa baktırsak iyi olacak. Bir de kulağın içine konuşuyor ama. İlk olarak atılan goller geliyor efendim ekranlarınıza. Burada farklı farklı başlıklar var atılan gollerde. Gol mesafesi ceza sahası içinden dışından ve de e, bu şeyde mesafede lig sıralaması. Bu galiba atılan gollerin nereden atıldığının ortalamasını almışlar evet. değil mi? Gol mesafesi evet. o. Evet. Kasımpaşa'nın iki gol ceza sahasının dışından olduğu için gol Bol mesafesi gibi. de yüksek çıkmış. Evet. Ortalama 18 metreye yakın çıkmış. Galatasaray'ın bütün golleri mesela ceza alan içinden olduğu için ortalaması 8 metre gibi çıkmış. Burada tır, e, Bunu ceza... niye aldık ki? Bunu kim istedi? Dün konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Öyle mi? Evet. Tamam. Selçuklu. Estağfurullah. Tamam, tamam. Bu yani bu çok fazla bir şey anlatmıyor. Geçelim mi? Bir sonraki sayfamız Akan oyun golleri. Burada e, duran top golleri yok bu şeyin içerisinde. Akan oyunda Galatasaray'ın iki kontratak golü olması enteresan değil mi? Evet. Üç maçta iki kontratak golü bulmuş. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın birer tane var. Peki. Penaltılara bakalım. Burada penaltı sayısı da var. Ee, en sonda Sivas'ı görüyorsunuz. Ee, bir tane kaçırdı. Tamam. Penaltıları da gördük. Antalya Spor 3-3 yaparak birinci sırada. Gol öncesi. Ortalama pas sayısı. Bunu istemiştik işte Bunu iste bunu istediğimize eminim. Evet. Bu veri önemli bir veri. Ee, çünkü oyun stratejinizi, karakterinizi tarif eden ama tabii ki 3 hafta kısa bir süre data seti olarak az bir data seti. Bunu kabul ediyorum. Hafta ilerledikçe bu istatistik çok daha anlamlı hale gelecek. Ama 3 hafta itibariyle Trabzonspor'un bulduğu goller öncesi ortalama pas sayısının 20 olması çok etkileyici. Öyle değil mi? Evet. Yani Trabzonspor set hücumuyla çok pas yaparak gitmiş gollere. Bir başka etkileyici istatistik de Beşiktaş'ın Sadece 2.3 ortalama pasla gole gitmişler. Beşiktaş daha direkt oyunu tercih etmiş bu sezon. En azından golleri o şekilde bulmuş. Ama dediğim gibi 3 hafta çok az bir veri var elimizde. Bu 5-6 hafta olunca falan bu çok daha anlamlı olacak bu veriler. Yine de etkileyici. Trabzon'un rakamı da, Beşiktaş'ın rakamı da kendi departmanlarının etkileyici. Golle sonuçlanan atakların süresi. Evet bu da çok önemli. Bu veri de harika bir veri. Bunlar instat değil mi? Doğru. Bugün kullandığımız instat verileri. Trabzonspor bir gole gitmek için ortalama 64 saniye top ayağında kalmış. Yani bayağı farklı bir Trabzonspor görüyoruz bu sezon. Geçen sezon daha direkt oyun tercih eden, daha az pasla ve daha az sürede gole giden bir Trabzon varken bu sezon Trabzonspor bir gole gitmek için çok daha fazla süre kullanıyor. Çok daha fazla ayağını top tutuyor. Çok daha fazla pas yapıyor. 64 saniye ortalama süre ortalaması gole giderken Beşiktaş sadece 7,5 saniye ortalamayla çok direkt bir şekilde gollere gitmiş. Dikkat çekici Trabzon ve Beşiktaş'ın verileri özellikle ama dediğim gibi haftalar biriktikçe bunu daha sağlıklı yorumlarız. Bir sonraki sayfamız sevgili dostlar. Buyurun. Yenen goller. Burada mesafeler de yine. Evet. Verilmiş. Antalya Spor İki tane ceza alanı dışından gol yemiş. O dikkat çekici. O yüzden en yüksek ortalama mesafe onda çıkmış. Geçebiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Beşiktaş'ta Fenerbahçe doğal olarak kalelerinde gol görmedikleri için bu tabloda yer almıyorlar. Geçelim sevgili dostlar. Bu biraz tabii karışık oldu. Bilmiyorum izleyicilerimiz görebiliyor mu? Şutla biten hücumlar, organize hücumlar, kontrataklar ve duran top hücumları. Belki bunu biraz daha sadeleştirmemiz gerekir. Bunu açalım. Sonrasında. Şöyle açalım. Buyurun. Şimdi şutla biten hücum sayısını yani hücum e, varyasyonlarını takımlar nasıl başarmış? Organize mi gelmişler? Daha çok rakip kaleye kontratakta mı gelmişler? Duran topla mı gelmişler? Bunu analiz eden bir veri bu. Evet. Mesela Galatasaray'ın %60 oranında organize hücum olduğunu görüyoruz. 10'da 6. Fenerbahçe bu oran %43'e düşmüş. 13'te 6. Fenerbahçe mesela kontratak oranı daha yüksek. 13'te 3. kontratakta gelmiş. O dikkat çekici. Beşiktaş %25 oranında duran topla gelmiş. Şutla biten hücumlarda. Trabzonspor'da aynen daha önceki iki veri olduğu gibi yine organize hücum ağırlıklı 13te 8 organize hücum. Bu tablodan Beşiktaş'ta görebildiğiniz... %31 duran top, %10 organize, %19'da kontratak olmuş, değil mi? Yanlış yere bakmıyorum. Şuradan gördüm. Yanlış yere mi bakıyorum yoksa? Vurbeciyim. Hemen söyleyeceğim. %10 organize hücumda. Ama onların toplamı %100 yapmıyor. 19, 31, 60 yapıyor. O yüzden o yüzlere bakma. Peki yüzdeyi bıraktım kenara. Yüzleri ben kafamda hesaplayıp söyledim. Oraya bakarak <laughs> Fark söylemem. ettim ben de yapabilecek miyim diye bak olmadı. Oradaki yüzlere başka bir şey ifade ediyor. Bir sonraki sayfamız hücum yönleri değil mi? Şutla biten hücum yönleri. Soldan merkezden ve sağdan Sağ kanat, analiz evet. yapılmış burada da. Fenerbahçe. E, Fenerbahçe soldan Ferdi'nin kanadı merkezden 2.7 sağdan 2.3 daha çok veri soldan görünüyor Galatasaray'a baktığımızda merkezden daha çok Beşiktaş da merkezden 2 3 2.7 Galatasaray'ın yani soldan 2 merkezden 3 sağ kanattan 2.7 evet, merkez ve sağ Beşiktaş 2.3 soldan 3.7 merkezden ve 2.7'de de sağ kanattan. Beşiktaş'ta merkez ağırlıklı. Şutla bitirmeyi başarmış. Beşiktaş'ta merkez ağırlıklı. Trabzon'a bakalım. 4-4-3. 4, -4, -3. 4 soldan, 4 ortadan, 3 sağdan olmuş. Doğru, spor daha dengeli. Şeye bu Altay 2.3 soldan, 4 merkezden, 3.7'de sağdan hücum etmiş. Peki devam edelim. Bir sonraki sayfamız Duran toptan pas atılan bölgeler. Aynı zamanda şutla biten. Şutla bitirme oranı açısından Fenerbahçe'nin oranı yüksek. 8.3'te 2.7 %33-34 falan gibi bir başarı var. Bir defa onun altını çizelim. Beşiktaş'ta da benzer bir yüzde var. Beşiktaş ve Fenerbahçe duran topu şutla bitirme yüzdesi açısından başarılı. Peki nasıl yapmışlar bunu? Fenerbahçe daha çok yakın direğe ulanmış duran topları. Beşiktaş'ın biraz daha dengeli, Galatasaray'ın dengeli. Fenerbahçe yakın direk dikkat çekiyor. Trabzonspor'da hiç arka direk yok. Trabzonspor'da Fenerbahçe'de de yok hiç arka direk. Arka direk yok evet. Galiba şutla bitmediği için belki vardır ama. Muhtemelen tabii şutla bitmediği burada için. Burada yer almamış. Geri kazanılan toplar rakip sahada. Evet bu güzel bir veri. Bu değerli. Şimdi bu neyi anlatıyor? Topu kaybediyorsunuz. Topu kaybettikten sonra ortalama nerelerde kazanıyorsunuz? Bu mesafe onu gösteriyor. Beşiktaş mesela daha önde kazanan bir takım. Bu 3 haftalık ortalama değil mi? Umarım öyledir. 3 haftalık ortalama. Şey değil, değil mi? Bu bu haftanın yo, yo, ama hafta 1. olduğuna göre zaten 3 haftalık ortalama Doğru. olmalı. 3 haftalık ortalama geri kazanılan top sayılarına baktığımız zaman Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş çok dengeli. Rakip yarı sahada da dengeli. Burada pek bir ayrışan olmamış. İlk 3 hafta itibariyle. Evet 3 hafta itibariyle çok ayrışanmışlar birbirlerinden. Şimdi sevgili dostlar ikili mücadelelere geçelim lütfen. Bu çok konuşmuştuk seninle. Beşiktaş'ın geçen sezon e, oynadığı maçlarda ikili mücadele oranı yüksek. Bu sezon oynadığı ilk ligde oynadığı ilk iki hafta itibariyle ikili mücadeleleri düşük diye. Hücumda ikili mücadeleler Beşiktaş ilk üç hafta itibariyle e, 14. sırayı ya, e, almış hücumda. 79'da 33 başarı oranıyla. Savunmada ise 3 hafta itibariyle Beşiktaş 85'te 55 yapmış ikili mücadelelerde. Bunun Orada neye göre ligin birincisi %'ye göre halis yani, Sanırım... sponsor birinci olma sebebi 57 30 olmuş evet. yani %50'nin üzerinde bir hücumda ikili mücadele evet yüzdeye göre sıralamışlar başarı oranına göre yani evet aynen öyle Beşiktaş %40 civarında kalmış bu 14. basamakta kalmış orada senin yaptığın tespit bu rakamlar doğruluyor senin yaptığın tespit evet Galatasaray'ın da kötü bu arada Galatasaray'ın tam %40 Beşiktaş yine %40'ın biraz üzeri 42 falan Galatasaray tam %40 Hücumda ikili mücadelerde Beşiktaş ve Galatasaray zayıf kalmış. Uğur Bey süremiz bitti. Bir de top kaybını verebilirsek hemen 30 saniye rica edeyim. Kendi sahasında top kaybı. Mesafeye mi burada şey yapacağız? Hayır burada en dikkat çekici veri Galatasaray'ın kendi sahasında 19 top kaybı ortalamasıyla oynaması. Hep diyoruz ya savunmadan çıkarken evet. çok top kaybı diyor. Bak Fenerbahçe 10 iken, Trabzon 12 iken, Beşiktaş 15 iken ortalama Galatasaray tam 19. Ve bu istatistikte zirvede zirvede. Kayseri'yle beraber zirveyi paylaşıyor kendi sahasında top kaybı istatistiğinde. Doğru. Bu bu tehlike sinyali bu Galatasaray için. Mesafe bir şey ifade ediyor burada. Bu da topu kaybettiği mesafeyi gösteriyor. Ee, kendi yarı sahası tabii kaybediyor doğal olarak. Mesafede çok büyük bir şey yok fark yok takımlar. O zaman çok teşekkür edelim. Uğur Bey, Süremizin sonuna geldik değerli izleyenler. programı burada noktalıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.